Herkese merhaba. %100 siyasetle karşınızdayız ve bugün çok yoğun bir gündemimiz var. Önce hemen Çağlayan Adliyesi'ne döneceğiz. Karşımızda Fırat Fıstık var. Fırat Fıstık, Cumhuriyet Gazetesi davasının 5. gününde savcı mütalaa vermeye başladı. Detayları bize aktaracak. Fırat? Evet, kararın verilmesine aslında çok az bir zaman kaldı. Savcı mütalaasını tamamlamış durumda. Hemen son dakika bilgisi olarak izleyicilerimize aktaralım. Tutuklu bulunan 11 Cumhuriyet yazarı hakkında içinde 6 tanesi için tutukluluğa devam istedi savcı. 5 tanesinin ise tahliye edilmesini istedi. Hemen isimleri sayalım. Tutukluluğunun devam edilmesini istenen isimler Akın Atalay birincisi, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Önder Çelik, Musa Kart ve Ahmet Çık hakkında savcı tutukluluğun devam edilmesini istedi. Bülent Tutkun'un adli kontrolüyle tahliye edilmesine, Güray Öz'ün yine adli kontrolüyle tahliye edilmesine, Turan Günay'ın tahliye edilmesine, Hakan Kar'ın, Mustafa Kemal Güngör'ün adli kontrol talebiyle tahliye edilmesine ve Musa Kart'ın da yine tahliye edilmesine istedi savcı. Savcı mütalaasını tamamladı. Şu an ara verilecek ve 1,5 saat sonra heyet kararını açıklayacak. Son karar verilecek artık. Ayrıca savcının bir talebi daha oldu. Ahmet Çık hakkında, Ahmet Çık'ın yaptığı savunmaya dair savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Yani Ahmet Çık'ın yaptığı savunmaya da bir itiraz geldi buradan ve suç duyurusu talep edildi. Tekrarlamak gerekirse tutuklu bulunan 11 ismin içinden 6 kişi hakkında tutuklama talep etti savcı ve 5 kişinin de tahliye edilmesini talep etti. Şu anda adliye önünde durum bu. Bekleyiş sürüyor, nöbet sürüyor. 1,5 saat sonra dediğim gibi heyet bir karar verecek, ara karar verecek. Savcı, tekrarlamak gerekirse isimleri Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Önder Çelik, Hakan Kara ve Ahmet Çık hakkında tutukluluğun devam etmesini talep etti. Şu an durum bu. Çok teşekkürler Fırat. Gelişmeleri senden almaya, senden ve Şükran Şençekiçer'den almaya devam edeceğiz. Ana haberde görüşmek üzere. Evet, İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Diyarbakır'a döneceğiz. Diyarbakır'da Mahmut Bozarslan var. Mahmut Bozarslan'la da HDP'nin başlattığı demokrasi nöbetinden konuşacağız. Mahmut Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Mahmut Bey, HDP demokrasi nöbetine başlamak istiyor ama şu ana kadar istediği şekilde başlayamadı sanırım güvenlik ve benzeri sebepler nedeniyle. Aslında fiili olarak başladı ama sizin de dediğiniz gibi istediği şekilde olmuyor. İlk başta şehrin en büyük parklarından biri olan Koşu Yolu Parkı'nda yapmak istemişti. Oraya izin verilmedi. Kayapınar ilçesindeki Ekin Ceren Parkı'na izin verildi. Ama aslında hani izin verildi demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Parkın sadece bir bölümünün kullanılmasına izin verildi. Parkın çevresi polis bariyerleri tarafından polis bariyerleriyle kapatıldı. Parkın ortasındaki beton kısmının kullanılmasına izin verildi. Oraya bugüne kadar kimsenin girmesine neredeyse izin verilmedi. Bugün bazı heyetlerin, mesela CHP heyeti, İnsan Hakları Derneği heyetinin girişine izin verildi. Partililerin, parti tabanından, partinin sıradan üyeleri, destekçilerinin girmesine bugüne kadar izin verilmedi. Hatta dün akşam da bazı yöneticiler girmek istedi, ziyaret etmek istedi eylem yapan milletvekillerine ama onlara da izin verilmedi. Eylem şu sıralarda devam ediyor. Heyetler de ara ara eylem yerini ziyaret ediyorlar. Peki eylem ne kadar sürecek ve sadece Diyarbakır'da mı devam edecek yoksa yurt geneline yayılacak mı? Sadece Diyarbakır'da değil, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Van'da yapılacak. Her biri bir hafta sürecek. Diyarbakır'ın son günlerine yaklaşıyor. Ardından İzmir, sonra İstanbul ve Van'da da benzer eylemler yapılacak. Orada da demokrasi nöbeti adı, vicdan ve adalet nöbeti adı altında sürdürülecek. Bu bir aya yakın bir süre belirlendi eylem takvimi olarak. Ardından da bu eylemler değişik şekillerde, değişik başka formatlarda devam edecek. Mahmut Bey çok teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, şimdi Ankara'ya döneceğiz. Özgür Özdemir karşımızda olacak ve Özgür Özdemir'le Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen, dün gerçekleşen iç tüzük
tartışmasını ve yeni iş tüzüğün kabulünü konuşacağız. Ancak biraz beklememiz gerekiyor. Şu ana kadar önce Fırat Fıstık'a bağlandık. Fırat Fıstık bize Çağlayan'da savcının mütalaasının sona erdiğini ve tutuklu gazeteciler arasından Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Önder Çelik, Ahmet Çık ve Hakan Kara'nın tutukluluğunun devamını istediğini söyledi savcının. Ayrıca Ahmet Çık'ın yaptığı savunma hakkında da suç duyurusunda bulunmasını talep ettiğini söyledi. Özgür karşımızda sanırım. Özgür merhaba. Ahmet Çık ve Hakan Kara'nın devamını istediğini. Özgür beni duyabiliyor musun? Merhabalar, sesini alıyorum. Çok güzel, biz de seni duyuyoruz. Özgür, dün meclisten iç tüzük değişikliği geçti. Şimdi bundan sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve büyük ihtimalle yasalaşacak. Bununla ilgili gelişmeleri senden alalım. Evet, çok tartışıldı iç tüzük teklifi ama kabul edildi. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis tatil edilmeden önce iç tüzük meselesinin halledilmesi gerekir demişti. Bunun üzerine de AK Parti ile MHP hazırladığı iç tüzük meclisten geçti. Aslında tartışmalara geleceğim ancak öncelikle bu teklif neleri değiştirecek biraz ondan bahsedeyim size. Genel kurulu yöneten meclis başkanı ya da başkan vekillerinin frank giyme zorunluluğu kalkıyor. Koyu renkli elbise giyebilecekler. Yine meclisin çalışma saatleri uzatılıyor. Usul tartışmalarında lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye tanınan 10'ar dakikalık söz hakkı 3'er dakikaya inecek. Şimdi tartışılan maddelere geleceğim. Milletvekilleri döviz ve pankart getiremeyecek diye bir madde var. Bununla ilgili meclise silahla giren, genel kurulun çalışma düzenini huzurunu bozucu döviz, pankart, benzeri materyaller getiren ve kullanan milletvekilleri kınama alacak. Yine en çok tartışan görüşme sırasında Cumhurbaşkanı'na, meclise, meclis başkanlığına, başkan divanına, başkan vekillerine, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, anayasanın ilk 4 maddesi çerçevesinde çizilen anayasal düzene aykırı söylem ve ifadeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan milletvekiller hakkında meclisten geçici çıkarma cezası uygulanacak. Burada yine vekillere para cezası da var. Buna göre kınama cezası alan milletvekilinin aylık ödeneği ve yolluğunun 1/3 meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan vekilin ise bir aylık ödenek ve yolluğun 1/2 kesilecek. Peki burada muhalefet buna ne diyor? CHP biz de yayınlarımızdan bahsettik bununla ilgili. Bildiğiniz gibi genel kurulu terk etmeme kararı almıştı dün ve iç tüzük teklifini protesto etmişti ancak buna rağmen geçti. Yine CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök burada bu iç tüzük teklifinin meclisin kendini yargı yerine koyan kınama, ceza ve para cezası vererek vereceğini, tüzük yasallaştıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz dedi. Peki HDP ne diyor? Aslında maddelerin bir kısmında HDP vekillerinin kullandığı ifadeleri de artık suç sayılacak. Burada HDP milletvekili Meral Danış Beştaş getirilen bu teklifin muhalefeti tamamen etkisiz kılmanın bir yolu olarak düşünüldüğünü, düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdığını ve özellikle 15, 16 ve 17. maddede kendi sözlerinin yasaklandığını söyledi. Burada yine dün de Şırnak milletvekilliği Faysal Sarı Yıldız ile Van milletvekili Tuba Efer'in vekillikleri de bildiğiniz gibi devamsızlık nedeniyle düşürüldü. Beştaş buna da korkunç bir skandal olarak tepki gösterdi. Burada yine HDP vekili Mithat Sancar da yeni tüzüğe tepki gösterdi ve özellikle AK Parti'deki Kürt vekillere seslendi. Soruyorum dedi buradaki Kürt arkadaşlara. Kendi aranızda Kürdistan sözünü kullanıyorsunuz. Seçim çalışmalarınızda yine Kürdistan sözünü kullanıyorsunuz. Peki burada başkaları kullandığında ceza elinde vicdanınız el verecek mi buna? Nasıl açıklayacaksınız bunu? Tarihe şeklinde ifadeler kullanıldı. Kanimce bu iş tüzük tartışmaları süreceğe benziyor. Az önce de belirttim. CHP süreci Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz dedi. Özgür, diğer bir konuya geçelim. Ankara'da gündem olan ve uzun süredir hep takip ettiğimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın açlık grevi. Bugün 142. güne geldik. Evet. Onunla ilgili son gelişmeler neler? Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça işlerini geri alabilmek için başlattıkları açlık grevi senin de belirttiğin gibi 142. güne girdi. Mayıs ayında gözaltına alınan iki eğitimci tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ve aslında en çok merak edilen konu sağlık durumları. Yani burada Nuriye Gülmen kendisi cezaevinden bir mektup gönderdi ve Gülmen gece yarısı hücresine giren gardiyanların kendisine
ölmüş mü, yaşıyor mu diye kontrol ettiğini yazdı. Bildiğiniz gibi biz ikilinin sağlık durumuyla ilgili ya yakınlarından, ya avukatlarından ya da ikilinin mektuplarıyla ulaşabiliyorduk. İkili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurmuştu bu süreçte. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin talebi üzerine ikili hastaneye kontrole götürdü. Ve burada kontroller yapıldı. Bu rapor adli tıpa gönderilecek. Aslında biz yayınlarımızda sürekli konuşuyoruz. Sen de soruyorsun aslında, hani OHAL komisyonunu konuşuyoruz. İkilinin işlerine geri iade edilecekler mi, tutuksuz yargılanabilecekler mi diye. Bu rapor zannımca tutuksuz yargılanmaları için bir umut olabilir. Yine ikiliye destek amacıyla 23 Temmuz'da Ankara'da toplanmak istedi bazı STK ve temsilcileri. Polis buna çok sert müdahale etmişti ve müdahalede Zeynep Danacan'ın kolu kırılmıştı. Bu müdahalede gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor. Yaşananların ardında CHP Ankara Milletvekili Ali Aydar Hakverdi de Danacı'nın kolunu kıran polisle ilgili suç duyurusunda bulundu. Evet, 142. güne girdi. Halen tutuklu yargılanıyorlar ve sağlık durumları oldukça kötü durumda. Bunları aktarabilirim. Özgür, çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ankara gündemi böyle. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen yeni iç tüzük ve onun dışında Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın işlerine iade edilebilmek için sürdürdükleri açlık grevi de 142. gününde ve her ikisi de çok uzun süredir tutuklu. Şimdi İzmir'e döneceğiz. İzmir'de Türey Köse var karşımızda. Türey Köse, merhaba. Merhaba. İstanbul'da bu hafta Cumhuriyet Gazetesi davasıyla birlikte adalet yürüyüşü unutulduğu gibi, ancak İzmir'de hala gündemde adalet yürüyüşü var gibi, doğru mudur? Evet, zaten bugün İzmir'in gözü kulağı İstanbul'da, malum yargılamalar devam ediyor. Yargılananlardan Hakan Kara meslektaşımız, Ege Üniversitesi Basın Yayıncısı Okulu mezunu, oradan okul arkadaşıyız kendisiyle. İzmir'de meslektaşları merakla, heyecanla bekliyorlar oradan gelecek kararı. Adalet yürüyüşü CHP'nin tarihindeki en önemli, en uzun sürede, en uzun soluklu mücadele deneyimlerinden biri. CHP İzmir örgütü bunu unutturmamak, sürekli gündemde tutmak ve sonuçlarını yurttaşların benimsemesini, içselleştirmesini sağlamak için bir karar aldı. 1 milyon adet adalet bildirisi metni bastırıldı. Kılıçdaroğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki Maltepe mitinginde açıkladığı 10 maddelik metin bastırıldı. O maddelerin içinde neler vardı? Yine bugünkü yargılamayla bağlantılı. İşte FETÖ'cüler yargılansın, olağanüstü hal bir an önce kalksın ve mesleklerini yapan gazeteciler bir an önce serbest bırakılsın. Bu bildiri, hazırlanan metin 30 ilçeye gönderecekti İzmir örgütü. İlçe başkanları bunları, gençlik kolları, kadın kolları ve örgütleri aracılığıyla standlar kuracaklar, sen pazarlarında dağıtacaklar. CHP İzmir Başkanı Asuman Ali Güven, her eve bir adalet bildirgesi ulaştırmayı, her haneye bir adalet bildirgesi ulaştırmayı, tırmayı hedeflediklerini söyledi. CHP örgütüne bu adalet yürüyüşü bir dinamizm getirmişti. Adım diyeceksiniz. O günlerde daha önce CHP örgütlerini nasıl biliriz? Hep iç çekişmelerle uğraşılır. İşte kongre, İNG savaşları, aday belirleme savaşları gibi süreçlerde zaman yitirilir. İlk kez CHP örgütü adalet yürüyüşünde dışa dönük bir mücadeleye enerjisini yoğunlaştırmıştı. Bir ay süren bir eylemi örgütlemek, bütün örgütleri seferber etmek, bir enerji, bir dinamizm getirmişti örgütlere. Bunu sürdürmeye çalışıyor İzmir örgütü. Evet, Türey Köse, çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, bugün %100 siyasette Cumhuriyet Gazetesi davasıyla başladık. Dava bugün 5. gününde, şu anda 1,5 saatlik bir ara verildi ve biz de açıkçası meslektaşlarımızın tutuksuz yargılanmalarını bekliyoruz, tahliye kararlarını bekliyoruz. Ana Haber'de bu konuyla ilgili geniş yayınımız olacak ve Ana Haber'in bugünkü konuğu Kemal Can olacak. Fırat Fıstık ve Şükran Şençekiçer'den oluşan Medyaskop ekibi de Çağlayan'dan canlı yayınlarını sürdürecek. Bugünlük
%100 siyasete burada son veriyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.